Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hızlıdığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusunda prizmada uzunluk hesabı testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekilde bir ayrıta 6 cm olan küp verilmiştir. 6, 6 o zaman burası 3, 3 yapar. GK Gökçankara uzunluğu nedir diye soruluyor. Ne yapacağız? Dik üçgene karşılık getireceğiz. Genelde yüzeyden bir şey çiziyorduk. Bak şu zeminden bir şey çizersek yüzeyden. A, bu zemine dik olduğu için burası da 90 derece olmak zorunda. Hocam her bir yüzeyi 90 derece kare olduğundan burası da 90. İlk önce ne yapacağız? Şuradaki Pisagor bağıntısı da 3 6 ise 3 kök 5 çıkar burası. E sonra bu, burada bir Pisagor bağıntısından x'e ulaşırız. Hocam Pisagor bağıntısı 3 kök 5'in karesi artı 6'nın karesinden yapabiliriz. Ama 3 kök 5 dediğimiz 3'ün kök 5 katı. Burası da 3'ün 2 katı. X de neye eşit olacaktır? 3'ün kare kök içinde diğerlerinin kareleri toplamı şeklinde yazıyorduk. 4 artı 5. Yani bu 9 yaptı. Yani burası 3 yapar. 3 çarpı 3'ten cevap kaç çıkıyor o zaman? 9 çıkıyor. Örnek 1'e 9 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Şimdi şu uzunluk isteniliyor bizden. E ne yapacağız? Genelde yüzeyden bir çizgiyle genelde dik üçgen çıkıyor. Bak öndeki yüzeyden şu çizgiyi çizersen. Bu öndeki duvara dik ya. Temel dikten dolayı burası 90 derecedir. Buradaki Pisagor'dan şu uzunluğa ulaşırım. E burada da bir dik üçgen var. Bir kenarı kaçtı? 5 birim olan küp verilmişti. O zaman burası 4. O zaman burası da 3 yaptı. Pisagor bağıntısından burayı bulurum. E ondan sonra 16 artı 25 41 yapıyor. Burası kök 41 yapar. Hatta uzun yoldan yani şöyle yapayım. A kare eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi diyeyim de kafalarda soru işareti kalmasın. A kare 41 yapar. A da bu böylelikle kök 41 yapar. E bir de ne var burada? Şu mavi pisagorda yani şuraya x diyecek olursam x'in karesi de 3'ün karesi artı kök 41'in karesi o olacaktır. O zaman burası 41 artı 9'dan 50 yapar. X kare eşittir 50 ise X de böylelikle kök 50 çıkar. Yani bu da 25 çarpı 2 ya 5 kök 2 çıkar. Böylelikle X. Yani cevap 5 kök 2 oldu. İkinci soruda 3'e geldik. Hemen ne yapacağız? Yüzeyden maalesef bir şey çizemiyorum havadaki bir doğru. O zaman şuna karşılık bir dik üçgen elde etmeliyim. Arkadaş Buna A karşılık. Üçgen elde demiyorsam dörtgen elde edebilirim gerçi. Bak şunu şöyle çizersem. Şurada bir dörtgen oldu mu? Hatta bir yamuk oldu. Hatta dik yamuk oldu burada. Vay. Baksana bu zemine dik. Hocam 90. Bu zemine dik. O zaman temellikten burası da 90. Bir kenar 4. Şurası 3. Yükseklikte 8. Yükseklik 8 olduğu için buraya ne kaldı? 6 kaldı. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5 oldu. Şimdi bu uzunluk isteniyor. Bak şöyle bir dik yamuk. Üst taban ve alt taban 6 ve 2. Şurası da 5. E, dikdörtgen ne yapmıyor muyduk o işi? Dikdörtgen çizdik. 2 ise 2, 4 kaldı. 5 ise 5 burası. E, burada da artık bir pisagor bağıntısı. X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesinden 41 yapar. Ve X'i de böylelikle kök 41 olarak buluruz. Örnek 3 kök 41 oldu. Geldik örnek 4'e. Cisim köşegeninden gidebiliriz. Kare. ABC'de kare demiş çünkü. Direkt 2'nin karesi artı 2'nin karesi artı 8'in karesinden kare içinde cisim köşegeni olarak bulabiliriz. Ya da Hocam şunu şöyle çizersem bu zemin ya o zaman burası 90 derece olur. E burası iki kök oldu. Burada bir Pisagor bağıntısı x. Normalde ne yapacağız arkadaşlar? Böyle 8'in karesi. Neyse yapalım hadi bakalım. E, x'in karesi nedir? Kısa yoldan yapacaktım ama sayılar çok küçük zaten sıkıntı yok. 64 artı 2 kökünün karesi 12. Yani kaç yapıyor o zaman burası? 64 artı burası 8 yapıyor pardon 2 kökünün karesi. 72 yaptı. X de böylelikle kök 72 çıkar. Bu da 36 çarpı 2 olduğundan 6 diye çıkar dışarıya. 6 köklü olarak buluruz cevabı örnek 4'te. Örnek 5'e geldik. Ya buna karşı havada ya bir yüzeyden bir şey oluşturun. Bak şunun ön duvarından şöyle şunu çizin. Bu öndeki duvara dik ya o zaman burası da 90 derecedir. Bitti gitti kardeşim. Bir yüzeyden bir üçgen oluşturun şu verilen doğruya. Dik üçgenlik çıkıyor genelde. E şurası 1'di. 1, 1. Hocam tamamı 3'tü bunun küp olduğundan dolayı 2 kaldı. Burası da 3 ya. Öncelikli olarak buradaki Pisagor'dan 4 artı 9'dan 13 yani buraya kök 13 olarak bulur. Sonra buradaki Pisagor'dan da x'in karesi de kök 13'ün karesi artı 1'in karesinden 14 çıkar. Yani x de böylelikle kök 14 çıkacaktır. Yani üçgen oluşturmaya gayret edin kendiliğinden sonuca ulaşıyorsunuz. Geldik bir sonrakine. Bak yine üçgen oluştur. Hocam şu zeminden şunu çizersem bu zemine dik olduğu için burası 90 derece olur. 5 adet birim küp verilmiş. Burası bir birim o zaman burası 2 birim. E burası da 90 ya. 1-2 kök 5 üçgeninden burası kök 5 çıkar. Ve burada da bir dik üçgen var karşımızda. Şurası da 2 birim. Pisagor bağıntısı x'in karesi eşittir. 2'nin karesi 4 artı kök 5'in karesi 5. 9 çıkar. X de böylelikle 3 çıkar. Örnek 6'yı da 3 buluruz. Önemli olan nedir? Üçgeni yap. Genelde zeminden çiz. Ön duvardan, arka duvardan, sağ duvardan, sol duvardan. Ya da zeminden ya da tavandan böyle çizeceğiniz şeyler olsun. O da temellikten genelde 90 dereceyi de görürsünüz. Zaten sıkıntı yaşamazsınız. Evet örnek 6'yı da 3 bulduk ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yapışık prizmalarda alan hesabı testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.